kapatırken Fuat'a bir Fuat Keyman'dan bahsedelim. Evet. Bugün hayatını kaybetti. Sabancı Üniversitesi'ndeydi. Uluslararası İlişkiler hocalarının önde gelenlerindendi Türkiye'nin. Medyascope'da da çok ortak iş yaptık kendisiyle. Hep hocam diye hitap ederdi. Çünkü Kemal bilirsin ODTÜ'lüler böyle evet. Hocam. Evet. Ve hep öyle bir şeyi vardır. Hep hocam hocam diye böyle onun dışarıdan bakıldığı zamanki ağırlığıyla uyuşmayan bir şeyidir. Bir diğer yönü de Kadri bilir. Biz maçlarda Galatasaray maçlarında sürekli şey yapardık. Evet. Bana sürekli maç öncesi WhatsApp'tan yollardı. Ben de ona yollardım formalı ve hep altına çok kararlı taraftar mesajları yazardı. Ayrı yerlerde oturduk. Hiç maçta görmedim ama hep kendi birbirimize böyle maç öncesi. En son bana geçen seneki Fenerbahçe maçına tedavi görmeye başlamıştı. Gelemedim ama Fener maçına muhakkak geleceğim dedi. Gelemedi. İyi ki de gelememiş. Biliyorsun Kadri o maçı kaybettik. Evet, ne dersiniz Fuat için? Kendisiyle en son Young Boys maçında haberleşmiştik WhatsApp üzerinden. Evet. Ümitliydi. Yani Young Boys'u eleyeceğimize dair bizle konuşurken, biz Galatasaray taraftarıyız. Ondan biz diye bahsediyorum. Böyle bir ümit vardı ama keşke Young Boys'u eleseydik ve yani Fuat Hoca da mutlu olsaydı bu akşam diye düşünüyorum. Yani üzüntümün bir nedeni de o. Çünkü hasta haliyle Young Boys maçına gelmişti bugün. Atilla Erhalp hocamızla da işte yan yana fotoğraf çektik. Bize göndermişlerdi maçtaki varlığı gösterip. İyi bir akademisyendi. Ve akademik hayatın üzerindeki şiddetli baskısına rağmen bu rejimin mevkiini korumayı başarmıştı ve de mevkiini korumak için ve işbirlikçilik yapmayı reddetmişti. Bu benim açımdan çok çok önemli bir veri. Yani Fuat Keyman'ı anarken ben hayatını yitiren akademisyen olsun, gazeteci olsun bu dönemde ardından bakarken benim açımdan önemli kriterlerden biri kişinin akademik ya da mesleki niteliği kadar bu özellikle 2008-2010-11-12'den sonra Türkiye'deki otoriterleşmenin azgınlaşmasından sonra başlayıp azgınlaşmasından sonra ne tür tutumlar aldığı hususudur. Ne zaman neden vazgeçtiği, ne zaman neye başladığı hususudur. Ben bu açıdan Fuat hocadan da hocanın hatırası, anısı karşısında içim rahat, müsterihim. Ruhu şad olsun, onu sevenlerin başı sağ olsun, ailesine sabır diliyorum. Bütün sevenlerine sabır diliyorum. Evet Kemal, senle bitirelim. Ya ben tabii Fuat Keyman'ı Ankaralılık dolayısıyla ODTÜ vesilesiyle de biraz daha erken bir zamandan ve eskiden de biraz tanıyorum ve daha sonra da çeşitli zeminlerde bir araya gelmişliğimiz, sohbet etmişliğimiz var ve benim en dikkati çeken özelliği olarak gördüğüm ve düşündüğüm taraflarından biri işte akademik kibrini en az gösteren hocalardan biri olması ve anlama gayretini ve merak duygusunu hep canlı tutması, hep öğrenme hevesiyle davranan tutumu benim için önemli bir şey. Erken bir kayıp. Yani bütün kayıplar erkendir belki. Sevenleri için mutlaka her kayıp çok büyüktür.
Ama yani Türkiye'de düşünce dünyasında muhtemelen daha fazla katkı verebilecek isimlerden biriydi. Ve verimli bir zamanının bir kısmını hastalıkla zaten biraz geride kalmıştı ama erken kaybından üzüntü duyduğumu söylemeliyim. Yani nur içinde yatsın. Tanıyanların başı sağ olsun yakınlarının. Bu kadar söyleyecektim. Evet, Fuat hocayı, hocam hep hocam. Her maçta tekrar onu anacağız. Rahmetli anıyoruz. Haftaya bakışı burada noktalıyoruz.